ila 12 imam dergahının düzenlediği Hızır Evi Yardım Günü'ne hoş geldiniz. Sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Öncelikle Türkiye'den gelen misafirimiz İstanbul Maltepe Belediye Başkanımız Sayın Ali Kılıç Bey'i saygıyla selamlıyorum. Bizleri kırmayıp davetimizi kabul ettiler. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Hoş geldiniz. Ayrıca aramızda bulunan Avusturya Sosyal Demokrat Partisi'nden Viyana Eyalet Meclisi üyesi milletvekilimiz Sayın Şafak Akçay ve 20. Viyana Bölge Belediye Meclisi üyesi Sayın Hanife Anlı da yanımızda. Sizlere de saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz. Yine aramızda bulunan CHP Avusturya Birliği'nin kurucu başkanı Filiz Kaynak. Hoş geldiniz Sayın Filiz Hanım. Sizleri de aramızda görmek bizim için bir şeref. Sağ olun diyorum. Aramızda bulunan ve bu yardım gecesine katkıda bulunan derneklerimizin ve sivil toplum kuruluşlarının değerli yöneticilerine katkılarından ve katılımlarından dolayı da çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Efendim, programımıza çıra uyandırma merasimiyle başlayacağız. Şimdi çıra uyandırma merasimi ve Kur'an okuma için Terniz Ehli Beyt Cemevi Post Dedesi dedemiz Zeynep Altın'dan ve Viyana 12 İmam Dergahı Başkanı Sayın Hasan Güneş'te sahneye gelmelerini rica ediyorum. Merhabalar, hepinizi muhabbetle, sevgiyle, aşkla selamlıyorum. Şimdi çerağımızı yakacağız. Hep beraber canı gönülden, el ele, yan cana, yan yana çerağımızı yakacağız. Yaradan'ın nuru aşkına, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Peygamberliğin nuru aşkına, ya Muhammed, ya Muhammed, ya Muhammed. Yüce Peygamberimiz Muhammed ve Velayet Ali'nin aşkına, ya Ali, ya Ali, ya Ali. Yansın, yakılsın çerağımız sevgi adına, barış adına, hak adına, hukuk adına, adalet adına. Yansın, yakılsın çerağımız sevgiyle, barışla, aşkla, güzellikle, güzel günler görmemizin adına yansın, yakılsın. Cenab-ı Hak Teala Rabbin Alemin sevgiyi, aşkı gönlünüzde eksik etmesin, etmesin ki bu günleri, yarınları hep beraber adalet içinde, hak içinde, hukuk içinde yaşayalım, yaşatalım. Gerçek ya mümine, ya Allah, ya Muhammed, ya Ali. Güzel canlar, güzel dostlar, bu gecenin anlamı açısından ben de bir şeyler arz etmek istiyorum. Burada bir not aldım, onları size okumaya çalışacağım. Güzel canlar, eğer bir tarafımız bir yere değiyor, acı hissedebiliyorsak, başkalarının acılarını da paylaşmamız, onların acılarını da hissetmek, başta bizim insanı görevimiz ve ikinci görevimiz de inanç görevimizdir güzel canlar. Çünkü biz de bu dünyada insanca yaşamak, barış içinde, sevgi içinde, hak içinde, hukuk içinde görevlerimizi, onları yaşamaktır güzel canlar. Bizim hedefimiz insan olmaktır, insanca yaşamaktır güzel canlar. Bir ozanımız şunu der, ben çok insan gördüm, üstünde elbise yok ama çok elbise gördüm, içinde insan yok. Konuşmalarımı kısa keseceğim. Hünkar Hacı Bektaş Veli'mize sormuşlar, Erenler geldin bu dünyadan artık göçer olacaksın. Ne düşünüyorsun, ne diyeceksin? Hünkar Hacı Bektaş Veli'miz şunu beyan etmiştir. Biri yolumda gelir, biri önümde gider, biri evimde kalır. Efendim nedir bunlar demişler. Demiş ki önümden giden ben bu dünyada yapmış olduğum hayır hasanatlardır. Yetime, fakire, fukaraya, insanlığa yapmış olduğum hizmetlerdir. O iyilikler benimle beraber geliyor, önümde gidiyor. Yolumda gelen de sizler de benim gibi bakisiniz. Ne kadar uzun yaşarsanız yaşayın, herkes de bu yoldan gelip geçecektir. Evimde kalanlar da bu dünya alemi için, gelecek nesil, gelecek insanlık için bırakmış olduğum eserlerdir. Cenab-ı Hak Teala bizi haktan, hukuktan, sevgiden ayırmasın. Burada sizin başlarınızı fazla ağırtmak istemeden bir Gülbengi Muhammed Ali ile
devam ediyorum. Ve bu geceyi organize eden canlara da teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum. Gelen değerli misafirlere de saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Cenab-ı Hak Teala yar ve yardımcınız olsun. Muhabbetiniz, gönlünüz şen olsun. Menziliniz, uğrunuz, yolunuz açık olsun. Hak Muhammed Ali 12 imamlar, 40'lar katarından, haktan, hakikattan, adaletten sizleri ve bizleri ayırmasın. Evliya, enbiyalar, insanlık uğruna şehit düşen tüm canlarımızın aşkı nazarı hepimize kuvvet, kudret, ilim, bilim, irfan nasip, birlik, beraberlik nasip eylesin. Cenab-ı Hak Teala'dan bugünün önemi için Cenab-ı Hak Teala'dan dileğimiz şudur ki artık tüm dünyada açlıkla Cenab-ı Hak ıslah etmesin. Cenab-ı Hak'tan dileğimiz tüm dünyada yaşayan insanlık alemine barış, huzur içinde yaşamayı nasip eylesin. Hak Muhammed Ali dünyamıza ve insanlığa ilacı olmayan hastalık, derman olmayan dert vermesin güzel canlar. Cenab-ı Hak Teala bizleri ve gelecek gençlerimizi, hiç kimsemizi de zalimin, cahilin, görgüsüzün tuzağına düşürmesin. İrfanımız ilim olsun, kemalimiz barışta, sevgide, hak ile adalette tecelli bulsun. Dar-ı Mansur 12 imamlar ve ehl-i beyt yolumuzu, yüzümüzü, ak gönlümüzü pak eylesin. Şah şehidi Kerbela davası hepimize delil olsun. Ulularımız, pirlerimiz, yol önderimiz olsun. Hızır Aleyhisselam gözcümüz, bekçimiz olsun. Dar günde, zor günde imdadımıza yetişsin. Yolumuz yolsuza, pirsize düşürmesin. Hızır her zaman kılavuzumuz olsun. Cenab-ı Hak Teala bize haktan, hakikattan, aşktan, sevgiden, birlikten, beraberlikten ayırmasın güzel canlar. Buraya gelen tüm canlarına saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Burada bir yardımlaşmadır. Evet güzel canlar, biz insanların acılarını paylaşırsak gelecek nesillerde örnek oluruz. Bu geceyi düzenleyen canlara da teşekkür ediyorum. Tabii ki biz bu paylaşımda da ne kadar acı paylaşılırsa azalır, ne kadar sevgi paylaşılırsa çoğulur. Sevgi gönlünüzde eksik olmasın. Hepinizi muhabbetle, aşkla, sevgiyle tekrar selamlıyorum. Hak sizden razı olsun, Hızır yardımcınız olsun. Sözü Hasan Hocama bırakıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata alel insani hinun minet dehri lem yekun şey'en مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه جعلناه سميعا بصيرا إن هديناه السبيل إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان yoksula, yetime, esire verirler, yedirirler. Yedirdikleri kimselere şöyle derler: biz size sırf Allah rızası için yediriyoruz. Sizden bir karşılık ve bir teşekkür dahi beklemiyoruz. Şüphesiz ki Allah doğruyu söyleyendir. Değerli canlarımız, bu okuduğumuz Kur'an ayetlerini bildiğiniz üzere Türkiye'de Ovacık'ta mayına basarak hayatını kaybeden iki tane küçük yavrumuz için okudu. Ve bunlarla beraber şimdiye kadar bizlere hizmet etmiş olan büyüklerimiz, dedelerimiz, alimlerimiz ve vatanı uğruna şehit olanlarımız için, onların ruhları için okudu. Allah bu ayetleri onlar için kabul eylesin. Değerli canlar, öncelikle Viyana 12 İmam Dergahı olarak bizleri kırmayıp buralara kadar yurt dışından veya buradaki kurumlardan teşrif edip gelen
Büyüklerimize teşekkür ediyoruz, ayağınıza sağlık diyoruz ve siz katılımcılarınıza teşekkür ediyoruz. Değerli canlar, kısaca İLA Derneği hakkında bir bilgi vermek istiyorum. Viyana 12 Mam Dergahı ve İLA Bildungs Kultur und Sport Verein hakkında. Biz daha evvel bu derneği kurarken şunu düşündük. Avrupa'da özellikle toplumumuzun ihtiyaç duyduğu şeyler var. Toplumumuzun birlik ve beraberliğe özellikle her şeyden çok ihtiyacı var. Bu birlik ve beraberlik üzerine çalışmalar yaptık. Konferanslar, seminerler düzenledik, büyüklerimizi davet ettik, onlardan istifade ettik. Küçüklerimize programlar düzenledik, futbol takımı kurduk. Yardımlaşma üzerine mesela Pakistan'daki sel felaketinden sonra oraya bir hayır çarşısı düzenleyip gelen geliri olduğu gibi oraya aktardık. Afrika'daki bazı bölgelere yardım topladık, çeşmeler açılmasına vesile olduk. Yemen'e, Suriye'de, Irak'ta maalesef terör örgütleri tarafından yetim kalmış olan çocuklara destekler, burada yardımlar toparlayıp ulaştırmayı da ben bizzat kendim bazı yerlere gidip ulaştırdım. Bu sefer de değerli Hasan Can'ımızın büyük zahmetleriyle yine Türkiye'deki eğitim amaçlı eğitime biliyorsunuz bazı bölgelerimize hiçbir şekilde yardım ulaşamıyor bile. Ne yapmamız gerekiyor? Burada her şey devletten beklenmez. Bazen biz kendimiz elimizi taşın altına koyup birbirimizle birlik beraberlik içerisinde oralara destek sunmamız gerekir. Biz de böyle bir projeye imza atmak istedik, destek olmak istedik dergahımız ve derneğimiz adına. Bunun için de Hasan Can'ımıza gönülden teşekkür ediyorum. Derneğimizin bu faaliyetlerinin oluşum sebepleri, değerli canlar, Kur'an ve Ehl-i Beyt temellidir. Kur'an'ın bize ilk emri nedir? Okudu. İkra bismillahi halak. Yaradan'ın adıyla oku diyor. Yani oku emri bize daha başka ne anlatabilir ki? Eğitimin ne kadar önemli olduğunu, çocuklarımızın bizim geleceğimiz olduğunu, İki tane küçük çocuğa onlar cennet gençlerin efendisi ve önderidir lakabını veren Peygamber Efendimiz iki tane çocuğun geleceğimiz olduğunu vurgulaması değil midir aslında? Bir taraftan geceleri sırtına çuvalları alıp gizli gizli hiç kimsenin haberi olmadan evlerin, fakirlerin evlerinin önüne yiyecek ve yardım gıdalarını bırakan İmam Ali, İmam Hasan, İmam Hüseyin, Zeynel Abidin Efendimiz imamlarımız değiller midir? Biz onlardan öğrendik yardımlaşmayı. Biz onlardan öğrendik gizli saklı kapılar önüne yardımlar koymayı. Birçok canımız var ki bu organizasyonda da gizli bir şekilde yardımcı oldular bize. İsimlerini söylemesini bile istemediler ki bilet alan canlarımızdan birçokları burada bile değiller. Gelemeyeceklerini söyledikleri halde bilet alıp yardımcı olmaya çalıştılar. İşte bunun temeli Kur'an ve Ehl-i Beyt'tir, 12 imamlardır. Bir Noel Baba var, doğrudur. Hani var mı yok mu bilmiyoruz, adı o kadar çok anılıyor ki. Varlığından habersiz ama bir İmam Zeynel Abidin'in bütün o yaptıklarından haberdarız. İmam Ali şehit edildiğinde en çok yetimler ağladılar, yetim kaldık dediler değerli canlar. Bugünkü Peygamber Efendimiz'in ve İmamımız İmam Hasan Müşteba'nın şehit şehadet günleridir. Bu günde bu foto programdan, toplantıdan daha güzel, daha önemli bir şey yapılamazdı. Ben bunun için de bütün Müslümanlara, insanlara teslimiyet arz ediyorum. İnsanlığın iki ulunları Peygamber Efendimiz ve İmam Hasan'ın şehadet günlerinden dolayı. Bir diğer konu da şudur ki değerli canlar, biz dergah olarak hiçbir kuruma, hiçbir organizasyona, hiçbir yere bağlı değiliz. Bizim bağlı olduğumuz iki tane kurum vardır. O da Peygamberimizin bize buyurmuş olduğu iki tane emanet, Kur'an ve Ehl-i Beyt'tir ki Kur'an'ın yorumu Ehl-i Beyt'tedir, Ehl-i Beyt'in yorumu Kur'an'dadır. Ben lafı fazla uzatmak istemiyorum. Söylemek istediklerim kısaca günün önemini arz etmesi anlamındaydı. Bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum. İlim Çin'de de olsa gidin oradan alın diyen bir peygamberin ve Ehl-i Beyt'inin inananlarıyız.
bu anlamda burada toplandık, bu anlamda gereken yardımları nefesimizin sonuna kadar dayanışma adına ulaştırmaya çalışacağız. Teşekkür ediyorum tekrar. Allah herkesten hizmetlerini, lokmalarını Hak Muhammed Ali dergahında kabul edesin. Allah. Sevgili dostlar, küçük bir çocuğun dile getirdiği bazı dizeleri size okumak istiyorum. Ben de bir çocuğum diğerleri gibi şefkatle sevilmek isterim. Ellerimden tutulsun isterim. Ben de bir çocuğum diğerleri gibi neşeyle dolup gülmek isterim. Bir sevgi denizinde açılmak sonsuza doğru. Evet, her çocuk güzellikler yaşamak ister. Bugün önemi de anlamı da zaten orada gizli, Hasan arkadaşımız da söyledi. Biz de bu güzellikleri çocuklarımıza yaşatmak için buradayız zaten. Biliyorsunuz, değerli buluşlar, dengeleri değiştiren tüm buluşlar, bilimi rehber edinmiş insanların eseridir. Ve bu insanlar iyi bir eğitimle yetişiyor. Bu geceden sağlanacak gelirler, Tunceli'de okuyan çocuklarımızın bir takım eksikliklerini karşılayacak. Kim bilir, belki de bu çocuklardan biri ya da birkaçı ileride çevresine olumlu ve önemli değişimlere neden olacak biri olur. Ayrıca Tunceli'de yaşayan birkaç engelli vatandaşımızın acil ihtiyaç duyduğu bazı araç ve gelişlerde bu yardım gecesinden elde edilecek olan gelirle tedarik edip onlara ulaştıracağız. Bu vesileyle bu salonu bize vererek günümüzün gerçekleşmesine katkı sağlayan Etap Event Center'ın sahibi arkadaşımız Mehmet Koçak'a çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsun. Ayrıca burada bu yardım gecesine önemli katkılarda bulunan ve az önce Hasan arkadaşımızın da dediği gibi isimlerinin söylenmesini istemeyen çok sayıda sponsorumuza da candan teşekkürlerimizi sunuyoruz. Şimdi aramızda bulunan çok değerli bir yol arkadaşımızı, daha önce Alevi Birlikleri Federasyonu'ndan, sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nden yoldaşımızı sizlere tanıtmak ve buraya çağırmak istiyorum. Kendisi de Tunceli'di. 1964 yılında Tülümüz'e doğdu. Lise yılları hepinizin bildiği gibi 80'li yılların öncesiydi. Fırtınalar içinde geçti. 80'de yurt dışına çıktı. Almanya'da eğitimini tamamladı. Gazeteciliğe başladı. Avrupa Alevi Birlikleri Federasyonu'nda genel başkanlık görevini üstlendiğinde çok gençti, henüz 30 yaşındaydı. Herkese nasip olmaz o yaşta böyle bir federasyonun başkanlığını üstlenmek. Yani gerçekten büyük çabalar gösterdi ve hala büyük çabalar içerisinde. Daha sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nden birinci bölgeden milletvekili adayı oldu. Parti meclisi üyeliğine seçildi. Merkez Yürütme Kurulu üyesi ve genel başkan danışmanlığı oldu. Cumhuriyet Halk Partisi Avrupa Birliği'nin kuruluşunda da ilk görevlendirilen yoldaşımızdı. Avusturya'da ilk birlikte yaptığımız toplantılar, bir dizi toplantılar yaptık. Daha sonra da CHP Avusturya Birliği kuruldu. Kendisi şu anda aramızda, bizi kırmadı. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, İstanbul Maltepe Belediye Başkanımız Sayın Ali Kırıç. Hoş geldiniz efendim. Peki. Mikrofon. Çocuklarımıza sahip çıkmak hepimiz aslında boylu borç.
kendi çocuklarına yani okulunun geleceğini yaşayan kuşaklar konusunda birkaç kaybolur. Dünya kadar paranın olsa, servetli olsa, mağdur olsa, mağdur olsa, eğer eğitime yatırım yapmıyorsanız aslında bu için sonuçta hepimiz bu bahanemiz bir beraberinde gidiyoruz. Ama eğitim konusunda yapacağımız çalışmalar gelecek kuşaklarla yetişmesi için büyük bir önem arz ediyor. Allah rahmet eylesin, benim bir babaannem vardı. 1,5 metre boyundaydı. Küçük bir Osmanlı kadını. Ben o büyük. Annem ve babam 1960 yıllarda Almanya'yı gökkenler. Benim arkadaşım var böyle. Bir yanında büyüdüm. Ne öğrendiysem onlar öğrendim. Doğa sevgisi, devlet saygı, sanat saygı, hele okula gitmeyi. Burada bizimle doğrudan hükseler bir arkadaşlarım var. Ben Yeti derler bir eski abimle, eski kaymak tepe yürüyüşüm. Oradan her gün 2,5 saat karda yürüyordum. İlk okumaya girmek için. Boyunca kısaydı, parçalımdan buraya kadar kara gömülüyordum. Ve tabi araba falan yok, araba yollara çıkmak da yollardan gittim. O karda yürüyüşüm, kıyamet günler. Ve kar yağdı. Bazen en uzakta kaybolduğu zaman kutların kurulduğunu kutlar buluyordu. Korkuyordum tekrar hemen çıkmış geliyordum. Ondan sonra diyor ki kutlar var. Gidemiyorum. Korkuyorum dediğinde ben ona buluyordum. O kadar bir kuvvetli bana beni Adem'den hak ile birlikte doğduğumda kendim bütün ilimleri devir ekledim. İncil'i Kur'an'ı çözdüm de geldim. Bütün ilimleri devir ekledim. İncil'i Kur'an'ı çözdüm de geldim. Bir doma girdim, gören olmadı. Halin nedir diye soran olmadı. Benden evvel Hakk'a eren olmadı. İlmin deryasında yüzdüm de geldim. Benden evvel Hakk'a eren olmadı. İlmin deryasında yüzdüm de geldim. Kendi mezarımı kazdım da geldim. İncil'i Kur'an'ı çözdüm de geldim. Allah'ım bir ya Muhammed ya Ali. Kendi mezarımı kazdım da geldim. Ben beni
der ki suçum yok değil, kul kusursuz olmaz, bunu iyi bil. Canımı alırken Salim Ezrail efendini gelse, kutlan kime de, Eros kime de. Canımı alırken Salim Ezrail efendini gelse, kutlan kime de, Eros kime de. Halep'ten, Mardin'den sıvasa düşer.
gül eğer beni süz tartışan Alim Bey atarsın can zamanın der bu değil bu değil bu değil zamanın der Ali zamanın der ist ein passionierter Heimwerker, zum Leidwesen seiner Frau Claudia. Eines Tages ist es wieder soweit. Max nimmt die Bohrmaschine in die Hand und kurz darauf hat er auch schon aus Versehen eine Wasserleitung angebohrt. Max flucht, Claudia schimpft. Was nun? Da muss eine Lösung her, bevor es in der Wohnung unterhalb von der Decke regnet. Zum Glück findet Claudia schnell einen kompetenten 24-Stunden-Notdienst, Installateur Mühldür. Der nette Mann am Telefon beruhigt Claudia und verspricht sofort vorbeizukommen. Installateur Mühldür und seine Mitarbeiter kennen diese Situation. Sie sind flexibel und haben für jedes Anliegen die richtige Lösung. Nicht nur bei Notfällen, auch Service und Reparatur von Gasgeräten, Neuinstallationen und Erweiterungen von Wasserleitungen sowie Heizungswartungen und die Planung ihres neuen Badezimmers sind ihre Spezialität. Tatsächlich ist der Fachmann schnell bei Claudia und Max, obwohl es bereits weit nach Mitternacht ist. Er behebt das Gebrechen rasch und kompetent. Claudia und Max sind begeistert. Das Wasserrohr ist repariert und ihr Streit geschlichtet. Jedenfalls bis Max wieder heimwerken will. Installateur Mühldür, Ihr Profi für Gas, Wasser und Heizung in Wien. Diese Telefonnummer sollten Sie speichern. 066451 Sayın Erman Belediye Başkanımızın nezdinde kendisi bilgisinden
değerlerini hem rektörün belediye başkanımıza bildirmekten, okul müdürlerine eksikliklerimizi almalarını için uğraşacağız. İşte bu laptop, projektör, bildiğin kışlık ve yazlık ve okul kıtasiye aletleri. Bunlar daha çok alınacak. Aynı zamanda Avusturya'da Sayın Kazım Baran'ın abimizin de öncülüğünde bir Avusturyalı doktor bütün malzemelerini Karagasay'da İlkakısı'nın abimizle bağış yapıp Tunceli'de okuyan çocuklarımızı ve oradaki sağlık ocaklarına götüreceğiz. Bunun için de Sayın Başkanımızı yine rahatsız edeceğiz. Şimdiden söyleyeyim Sayın Başkanım. Ve ben buradan tekrardan bir kişiye daha teşekkür etmek istiyorum Sayın Deniz Kaynağ'a. Abla'ya da çok teşekkür ediyorum kendisi. Desteklediğinize verdi. Biz de elinde aldık. İkman belge olarak Sayın Sevdiniz Zeynep Altun'a babamı çağırıyorum. Sayın Deniz Allah'a bir hediyeniz var. O hediyeyi kendisine takdim etmesi için Zeynep Altun sizi davet ediyorum. En güzel canlara evet yine söz hakkı bana geldi. Şimdi bizim dersimde mürşidimizin, pirimizin söylediği bir şey size arz etmek istiyorum. Evladım derdi, ilim, hak, hukuk, adalet cahiller için gizlenmiş bir sırdır derdi. Yani cahiller haktan, hukuktan, ilimden anlamazlar. Ve ikinci bir vasiyeti pirlerimizin bize devredi ki, evladım, biz siyasal alanda, sosyal alanda, kültürel alanda, yardımlaşma alanında mücadele verene can deriz. Onun için gerçekten Avusturya'ya ben Sayın Filiz Hanım'ın tanımından bugüne kadar gerçekten kendisi çok büyük bir özveriyle hiç ayrım yapmadan bütün sivil toplum kurumlarını gezerek gerçekten Avusturya'da CHP'nin çok büyük birliğini beraberinde sağlamış bir hanımefendi yanımızda. Kendisine çok teşekkür ediyorum, kızın yardımcısı olsun. Gerçekten çok büyük bir özveriyle çalıştı. Alkışlarınızla kendisine veriyorum. Bugün ben madem eğitim, bu gecemizin amacı, ben Tunceli'de yaşayan çocuklar adını alıyorum. Ve oraya çocuklarımı teşekkür ediyorum. Söz söylemek isterim. Tabii ki buraya bu ülkemi ziyasetten dahil edilmişken. Eğitim her yerde, dünyanın her yerinde en önemli konu başlıklarımız arasında. Medeniyetin ilerleyebilmesi için, ilimin ilerleyebilmesi için eğitimin ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz elbette. Bu bizim ülkemiz için daha da önem arz etmekte. Türkiye'de özellikle ben kadınlar adına teşekkür etmek istediğim bir kişi var. O da Mustafa Kemal Atatürk. Biliyorsunuz kadına seçme ve seçilme hakları verdi. Bizler ondan sonra Türkiye'de siyasal ve sosyal anlamda biraz yer bulmaya çalıştık. Daha sonra da yine Türkan Saylan'ı buradan almak istiyorum. Kendisinin yapmış olduğu çalışmalardan ötürü kendisine de tekrardan rahmet diliyorum. Ve onu sevgiyle saygıyla anıyorum Kardelen Hanım'ı. Hepiniz hoş geldiniz. Seni seviyorum.
Dersin insanı konuşurken çok yüksek perdeden konuşur. Ama söz konusu dersin olunca konuştuğunun üçte birini hiçbir zaman uygulamamıştır. Birçok yetkinlikte böyle durumlarla karşılaştığımız oluyor ama hiç önemli değil. Önemli olan bir işin niyeti doğru olması. Bu konuda daha önce de Pülünür eğitim ve dayanışma geceleri oldu. 7.-8.'si oldu sanırım. Birçoğunda ben bulundum. Bu gece de yine aynı anlamda, çok anlamlı. Başta Hasan kardeşim ve ona destek veren tüm dostlar sağ olsunlar. Karınca kararınca işin içinde ciddi bir emek var, iyi niyet var. Bunun yerine ulaşması çok önemli. Gelenler gelmiş buradasınız. Gelmeyenlerin de kendi sorunudur. Biz türkülerimize söyleyelim. Önemli olan bizi burada tutmasınızda sizlerin yasaklığı başlasınız. Faydası olmayan bahardan yazdan yüce dal başının kışı mahmurdur. Cahilin yaptığı sohbetten sözden alemin hayal düşün mahmurdur. Cahilin yaptığı sohbetten sözden, cahilin yaptığı sohbetten sözden, alemin hayali düşür mahvolü, düşür mahvolü. Thank you.
Roy, 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 roy
Thank you.
Ah,
nezlet olsa ülke. Ezmet olsa belki.